Megalodon yaşıyor mu? Bence Türkiye'de ve dünyada insanların paleontolojiye ve deniz bilimine olan ilgilerini arttıran, internet aleminin en çok aranan içeriklerinin başında gelen bir soru. Bilim insanları arasında popüler olan megalodonların bu denli araştırma konusu olmasının aslında birkaç tane sebebi var. Megalodonların neden yok olduklarını anlamak önemli. Günümüzde yaşayan ve nesli tükenmekte olan köpek balıkları da benzer sorunlarla karşı karşıya. Çünkü megalodonun neden yok olduğunu tam anlayabilirsek, çağdaşımız olan köpek balıklarının da hayatta kalmasına biraz daha fazla yardımcı olabiliriz. Otodus megalodon ya da Carcharoclus megalodon, boyu 10 ila 30 metre arası değişen, ağırlığı 100 tona kadar varabilen, günümüz köpek balıkları gibi birçok farklı türü olan devasa köpek balıklarıydı. Bu hayvanlar hakkında araştırma yaparken en çok duyduğumuz ve okuduğumuz kelime, insanları direkt korkuya ve endişeye sürükleyerek üzerinden daha çok prim yapabilecekleri kelimeler olan katil, kana susamış, canavar gibi terimlerin çok fazla kullanılıyor olmasıdır. Bu hayvanlar da doğada nefes alan ve yaşamak için milyonlarca yıldır başkasını yiyen her canlı kadar, bizler kadar katil ve kana susamış canlılardı. Tabii ki dişleri ve boyutları bu ünvanın üzerine yapışmasını birazcık daha kolaylaştırmış olabilir. Genel kanının aksine dinozorlar ve megalodonlar muhtemelen aynı zamanlarda yaşamamıştı. Dinozorlar ortalama 65 milyon yıl önce yok olmuşken, megalodonlar sadece 2,5 milyon yıl önce yok olmuşlardı. Dinozorların yok oluşları ve megalodonların yok oluşları arasında ortalama 60 milyon yıl var diyebiliriz. Fakat diğer yandan bu, ilk insanların dinozorlarla olmasa bile megalodonlar ile aynı zamanda yaşamış olduğu anlamına geliyor. Aradaki bu 60 milyon yıl megalodonun kusursuz dişlere ve boyuta sahip olması için gereken zamanı yeterli bir şekilde vermişti. Yine de megalodonun kendisinden geriye dişlerinden başka çok da fazla bir şey kalmadı. Bunun sebebi megalodonların vücut yapılarının günümüz köpek balıkları gibi kıkırdak ve yumuşak dokulardan oluşmasıydı. Bu yüzden megalodonlardan geriye kemik ve keratinden oluşan dişleri haricinde fosil olarak hiçbir fiziksel kanıtın kalmadığı düşünülüyor. Zaten bu dişler de Asya ve Antarktika haricinde hemen hemen her yerde bulundu. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Afrika ve Porto Rico'dan Japonya'ya kadar suyun sıcak ve yiyeceğin olduğu her yerde bulunan bu dişler sayesinde bilim insanları megalodonların tüm dünyayı dolaştıkları sonucuna varıyor. Kendilerine dünyanın ilk gezginleri de diyebiliriz. Bulunan bu megalodon dişlerinin çoğu Kaliforniya'daki köpek balığı tepesinde bulunmuş ve en büyüğü 20 cm'yi bulan bu dişler megalodona büyük diş ünvanını da kazandırmış. Bu dişin boyutu günümüz köpek balıklarının dişlerinin neredeyse 3 katı. 20 cm'lik bu megalodon dişinin değeri ise ortalama 50 bin doları bulabiliyor. Maalesef gerçekçi olmak gerekirse biz Türkiye'deki dalışlarımızda plastikten başka hiçbir şey bulamıyoruz. Benim çocukluğumdan beri hayalini kurduğum fakat henüz gidemediğim Londra Doğa Tarihi Müzesi araştırmalarına göre megalodonun dev avlarının durmaksızın yiyebilmesi için ağzında 5 sıra halinde 276 tane keskin ve tırtıklı diş yapısına sahipti. Bu sıralı dişler megalodonun asla dişsiz kalmaması için yedek diş olarak bulunuyordu. Avını ısırırken bir dişini kaybettiğinde sıralı dişlerden birisi hemen onun yerine 48 saat içerisinde geçiyordu. Bulunan fosilleşmiş dişlerin çoğunun üstleri aşınmış ve bazı uçları avın kemiklerini çiğnemekten dolayı tamamen kırılmış veya körelmişti. Ama yine de üzerinden geçen milyonlarca yıla rağmen halen keskin olduğunu söyleyebilirim. Bilim insanları bu dişleri bulduğu 1843 yılında benzerliklerinden dolayı onun Carcharodon carcharias yani büyük beyaz köpek balıkları ile aynı soydan geldiğini düşünmüş ve aynı tür altına kaydetmişler. Ama daha sonra yapılan keşifler megalodonun evrim zincirinin neredeyse tek sıra halinde 60 milyon yıl önce yaşamış olan Otodus köpek balığına kadar gittiğini keşfetmiş. Megalodonların dişleri ve çeneleri sayesinde hayvanlar aleminin gelmiş geçmiş en güçlü ısırığına sahip olduğu düşünülüyor. Bu öyle bir yarış ki yakınlarından geçebilecek olan T-Rex'in ısırığı bile Meg'in yanında ufak kalıyor. Dr. Stephen Rowe ve ekibi Meg'in ısırığının ne kadar güçlü olduğunu öğrenmek için bir dizi simülasyon yaptı ve ortaya çıkan sonuçlar oldukça şaşırtıcıydı. Bu simülasyon sonunda Meg'in ısırığının 10.000 ila 20.000 kilogram arası bir basınç uyguladığı keşfedildi. Simülasyona katılan diğer üyelerden T-Rex'in 6.000 kilogram iken Büyük Beyaz'ın 2.000 kilogramlık bir basınca sahip olduğu sonucuna varıldı. Megalodonlar bu güçlü vücudu doyurmak için de çok ciddi miktarda yemeklere ihtiyaç duyuyorlardı. Megalodonların dev kalamarlar ve ahtapotlar haricinde çoğunlukla büyük ve sıcak memelilerle beslenmeyi tercih ettiği düşünülüyor. Yani bu tarifteki bir yemek menüsünün başını balinaların çektiği çok açık. Fakat bu büyüklükteki avları yakalayabilmek için diş tek başına yeterli değildi. Bu yüzden de megalodonlar avlarını yakalamak için değişik teknikler geliştirmişlerdi.
Bunlardan bir tanesi megalodonların balinaları günümüz büyük beyaz köpek balıklarının fokları avladığı şekilde avladıkları yönünde. Balinaların planktonları toplamak için yüzeyden yüzdüğünü gören megalodon önce dipten yukarı doğru tıpkı keskin bıçakla kaplı bir yük treninin çarpması gibi bir darbeyle avını etkisiz hale getiriyor. Daha sonra ikinci darbeyle tamamen öldürüyordu. Bilim insanları megalodonların eğer çarparak şoklama imkanı yoksa balinaların kuyruklarına doğru saldırdıklarını düşünüyor. Kuyruğa yapılan bu saldırı hem balinaların kaçmasını engelliyor hem de kuyruğundan geçen atar damarı kopararak hızlı bir şekilde kan kaybedip ölmesine sebep oluyordu. Milyonlarca yıllık evrim onun çevresine uyumlu, kusursuz bir avcıya dönüşmesine neden olmuştu. Megalodon'un derisinin üst kısmı oldukça koyuydu ve ona yukarıdan bakan bir balina okyanusun karanlık rengiyle onu asla ayırt edemezdi. Aşağıdan bakan başka bir balina ise megalodon'un altını kaplayan beyaz kısmı gördüğü için onu gökyüzünden ayırt edemezdi. Megalodon'un sahip olduğu bu adaptasyon sayesinde balina ona saldıranın ne olduğunu anlayamıyordu bile. Fakat ortada balina yoksa bu taktiklerin hiçbiri bir işe yaramaz hale gelirdi. Ortalama 3 milyon yıl önce yaşanan küresel soğumanın etkisiyle buzullar artmış, deniz seviyesi düşmüş, megalodonların Atlantik ve Pasifik suları arasında geçişini engelleyip bir numaralı yiyecek kaynağı olan balinalara ulaşmaları oldukça güçleşmişti. Ayrıca balinaların ana besin kaynağı olan krillerin yediği mikroskopik su yosunları olan diatomlar da birden yok olmaya başlamıştı. Buna neyin sebep olduğu tam olarak bilinmese de bazı teoriler süpernovaların bu yok oluşa sebep olabileceğini savunurken bazılarının okyanus akıntılarından kaynaklı olduğunu düşündüğü bu yok oluş bir süre sonra ortada fazla kril kalmamasına neden olmuştu. Ve bu da balinaların aç kalmasına ve daha önce de milyonlarca defa olduğu gibi kitlesel yok oluşlara sebep olmuştu. Megalodon gibi balinalarla beslenen Leviathan melvillii, Carcharodon humbellii, Cetotherium, Zygophyster varoli, Allophyster gibi dev yırtıcılar artık sadece megalodon ile değil kendilerinden oldukça küçük yeni nesil genç köpek balıkları ile de doğrudan rakip olmaya başlamıştı. Bu rekabet torunlara karşı verilen bir savaşın kaybını da beraberinde getirecekti. Az önce saydığım bu dev köpek balıkları günde ortalama 1130 kilogram yiyecek tüketiyordu. Bu miktar her gün ortalama bir otobüs büyüklüğünde yemek ihtiyacına eşdeğerdi. Balinaların sayısının birden düşmesi, aç kalan dev yırtıcıların kendilerinden çok daha küçük balinaları, hatta daha da küçük ve sık görülen başka avları, yani fokları tercih etmelerine sebep olmuştu. Ancak sorun şuydu ki fokların tek rakibi onlar değildi ve onlardan daha avantajlı başka avcılar da vardı. Fok balığı gibi daha küçük avlarla beslenmek zorunda kalan megalodon ve arkadaşları artık başka üstün yırtıcılarla doğrudan rekabete girmek zorunda kalmışlardı. Kıtlık zamanının başladığı bu hayatta kalma savaşında artık daha hızlı ve çevik olan köpek balığı doğrudan daha avantajlıydı. Milyonlarca yıldır dev balinaları avlamakta uzmanlaşmış bir köpek balığı, şimdi küçük fokları avlamakta uzmanlaşmış rakipleriyle karşı karşıya kalmıştı. Zafer sahibi olan günümüz köpek balıkları muhtemelen megalodonlar ile kafa kafaya aynı avlar için mücadele vermiş, küçük boylarına rağmen bu savaştan galip çıkmayı başarabilmişlerdi. Megalodonun milyonlarca yılda sahip olduğu büyük boy ve ağırlık gibi avantajlar rakipleri karşısında birden dezavantaja dönüşmüştü. Rakiplerinin kendisine oranla küçük olan boyları onların çok daha hızlı ve çevik olmasına ve daha iyi pusu kurabilmesine sebep olmuştu. Örneğin bir mako köpek balığı megalodonun yanında küçücük kalabilirdi ama hızı neredeyse onun 4 katıydı. Küçük rakipleri avladıkları bir fok ile bir hafta idare edebilirken megalodon ve arkadaşlarının aynı avdan en az 10 tane yakalaması gerekiyordu. Megalodonların bu avları yakalamak için sudan yukarı fırlayarak harcayacağı enerji, avlarını yakaladıklarında kazanacakları enerjiden çok daha fazla olacaktı. Maalesef vücut büyüdükçe çevik olmak çok daha zorlaşır. Bir diğer rakibi olan büyük beyaz köpek balığı ise megalodondan ortalama 2 kat daha hızlı bir fok avcısıydı. O günlerde hayatta kalmak için gerekli olan hız, çeviklik ve güç gibi donanımların hepsi büyük beyaz köpek balıklarında milyonlarca yıldır zaten vardı. Bilim insanları büyük beyazların okyanuslar arası dolaşmaya başladıkça megalodon ve diğerlerinin bölgelerini ihlal ettiğini ve yiyecek konusunda da genç olanlara galip gelmiş olabileceklerini düşünüyor. Bu rekabet gün geçtikçe kızışmış ve en sonunda hayatta kalma için verilen bir mücadeleye dönüşmüştü. Av sayısının azaldığı her aşamada ise büyük beyazlar bir adım daha öne geçmiş olmalıydı. Tabii ki de mako ve büyük beyaz bu işin tek suçlusu sayılamaz. Kaplan köpek balığının duyu yetenekleri, boğa köpek balıklarının agresif ve dengesiz yapısı, çekiçbaşın 360 derecelik görüş açısının avantajları asla unutulmamalı.
Megalodon'un rakiplerinde bulunan bu avantajlara karşı etkili olabileceğini hiç sanmıyorum. Ve muhtemelen de olamadı zaten. Gişe rekorları kıran 2018 yapımı Meg filmi ve internette dolaşan komple teorilerine rağmen bu tarih öncesi deniz canlıları artık maalesef ki hayatta değil. Megalodon'un bu yok oluş vakası bir kez daha gösteriyor ki büyük olmak her zaman çok da bir işe yaramayabilir. Bu yüzden sizler de hayatınıza kararlar alırken veya hedeflerinize odaklanırken büyük olmaktan ziyade nitelikli ve kaliteli duyu yeteneklerine, kıvrak bir zekaya, 360 derece her yeri görebilen bir bakış açısına sahip olmaya çalışın. Eğer bu kombinasyonu sağlamayı başarabilirseniz sizin sonunuz megalodon gibi değil, büyük beyaz, kaplan, boğa ya da çekiçbaş köpek balığı gibi olur. Siz hangisi olmayı tercih edersiniz? Yorumlara mutlaka bekliyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlarım.